Evet arkadaşlar, bu videomuzda bir önceki videomda da söylediğim gibi 2016 Toyota Corolla aracımızı Nikem marka LED Xenon montajını göstereceğiz. Soğutucu fanı kendinde bulunan 30 watt 4000 lümen 6000 Kelvin LED Xenon. Evet, şimdi montajımıza geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir öncekinde gösterdiğim gibi farımızı, ampulü sağ tarafa doğru alıyoruz. Tırnağından attırıyoruz ve farımız çıkıyor. Yine söyleyeyim, uzun farlar Toyota Corolla 2016 HB3 9005 olarak geçiyor. Buradan 9005 HB3 LED farımızı alıyoruz. Evet. Oturdu. Yine aynı şekilde yerine oturtuyoruz ve sol tarafa doğru çevirip kilitliyoruz. Kısa farlarımız içinse kısa farlarda diğer taraftan yine aynı şekilde sağ tarafa doğru çeviriyoruz. Alıyoruz. Tırnağını attırıyoruz. Kısa farlar ise H11. Kısa farlar için LED farımızı alıyoruz. Yine aynı şekilde bunu da buraya oturtuyoruz. Bunu da yuvasına oturtuyoruz. Yine aynı şekilde sol tarafa doğru çevirip kilitliyoruz. Çalışma alanımız dar olduğu için oturtmakta güçlük çekiyoruz biraz. Gördüğünüz gibi bağlantı kabloları bu şekilde. Evet, birazdan sadece tek tarafı taktım LED olarak. Diğer taraf yine eski farımız duruyor. Bir görüntüsüne bakacağız. Farklılık var mı? Nasıl diğerine göre? Ondan sonra diğer tarafın da montajını yapıp yine aynı şekilde fotoğrafı ve videolarını videonun sonuna koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere LED far daha çabuk tepki verirken diğer sarı far, halojen farlar daha geç bir tepkime veriyor. Şimşek etkisinin nedeni de bu yüzden oluyor. Yani bariz bir farklılık var. Evet. Şimdi arka taraftan ışıtmasına bakalım bir de. Kısaları aç. Uzunları ver. Selektör yapalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş bir görüntü veriyor bize. Evet, şimdi diğer tarafın montajını da yapıp en son bakacağız artık nasıl olduğuna siz karar verirsiniz. Arkadaşlar, şimdi diğer tarafın ampul değişimini de göstereceğim. Burada da yine sağ tarafa doğru çeviriyoruz. Tırnağını attırıyoruz. Ve yerinden söküp aynı şekil söküyoruz. Buradan da yine uzunlar için uzun far ledimizi alıyoruz. Arkadaşlar, biraz öncekinde artı eksi olayı var bunda. Biraz öncekinde taktığımda ters olmuş. Ben sonradan değiştirdim. Sanırım şu anda oturdu. Yine aynı şekil bunda yerine oturtup sol tarafa doğru çeviriyoruz ve kilitliyoruz. Evet, oturdu. Kısa far için ise çalışma alanımız oldukça dar. Bu tarafta akü ve sigortalar kutusu olduğu için aynı şekilde tırnağına basıp attırıyoruz. Kısa far ledlerimizi alıyoruz.
Evet, yine durdu. Evet arkadaşlar, bunu da sol tarafa çevirip montajını tamamlamış bulunuyoruz. Arkadaşlar şu anda montajı tamamladık. Her iki tarafı da led sarı yaptık. Uzun araç. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir görüntü var. Evet, arkadan görüş mesafesine göre çekelim. Aydınlatma alanı. Kısalar aç. Uzunları. Gördüğünüz üzere gayet diğer farlara göre daha iyi bir aydınlatma olanağı var. Evet arkadaşlar. Aracımızda follow me, yani refakatçi far özelliği vardı. Biz denedik, çalışıyor. Siz de görün istedik. Selektör yapıyoruz. Kapılarımızı kilitliyoruz. Bekliyoruz. Gördüğünüz üzere follow me, yani refakatçi far özelliğimiz de çalışıyor şu anda. Evet arkadaşlar, şu anda sürüş olarak, yani karşıda gece sürüşü olarak eklemek istedim videoyu. Yani tahmin edersiniz ki siz de diğer sarı farların ne derece bir aydınlatma sağladığını biliyorsunuzdur. Yani karşılaştırmanız sizin için iyi olur. Bence gayet güzel bir uygulama. Yani tabii bu da karşıdaki araçların, yani gözünü alma konusunda bilmiyorum, onu denemedim şu anda. Yeni taktığımız için. Onu da görünce inşallah, yani görüşlerimizi size bildiririz. Gördüğünüz üzere gayet güzel, yani aydınlatma olarak. Dediğim gibi Niken marka, 4000 lümen, 6000 Kelvin led ampul, 30 watt olarak çalışıyor. Tüm 12 volt ve 24 volt araçları da çalıştırıyor. Evet arkadaşlar, bu videonun da böylelikle sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. LED ampulle, LED farlarla ilgili olarak herhangi bir sorunuz varsa aşağıda yorum kısmına belirterek sorabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.